Merhabalar sevgili arkadaşlar. Hayat şartları malum, sadece yemek, mutfak ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz günümüz ekonomisinde. Hatta karşılamaya çalışıyoruz diyeyim. Çünkü sadece bir günlük gıda alışverişimi yapmaya gidiyorum markete. 100 liradan aşağıya çıkamıyorum. Bu neredeyse bir kişi için diyebilirim. 2 kişi için girersen 150 liraları bulabilir bir günlük mutfak maliyetimiz. Perişanız. Bilmiyorum, en azından biz mi çok yiyoruz bilmiyorum. Hani kalitesiz mi beslenmemiz gerekiyor onu da bilmiyorum. Yani ne durumla karşı karşıya olduğumuza dair bir fikrim yok. Ama gidişatın kötü olduğunu söyleyebilirim. Tarım ülkesiydik biliyorsunuz eskiden. Şimdi gıdaya bu kadar pahalıya ulaşmamız beni üzüyor. Tabii mutfak masraflarından fırsat kalır da böyle sevdiğin, beğendiğin, gözüne ilişen bir şeyi alabilirsen böyle sizinle paylaşmak istiyorum. Aldığım şeye bak. 40 liralık bu USB termal akım korumalı prizi aldım A101'den ve bu mutluluğumu sizinle paylaşmak istiyorum. İşte bir de bu bozuk çıkabilir arkadaşlar. Yani neden böyleyiz bilmiyorum. Yani Çin gibi bir ülke mi olduk nedir? Yani adam yazmış buraya, diyelim ki 2.1 amper yazmış. Değil mi? USB girişinin 2.1 amper olması gerekiyor. Test edeceğiz sizinle. Şimdi cep telefonunda böyle bir ampermetre uygulaması var. Bakalım gerçekten 2.1 amperlik akım veriyor mu? Yani mesela herkes günümüzde istediğini yazabiliyor. Ben gittim bir USB kablo aldım. Bu mesela bir zincir marketten 2.1 amper diyor. İnanın bilmiyorum kaç amperlik güç verdiğini ama aynı marketten daha önce aldığım 2.1 amperlik kablo çok hızlı şarj ederken daha sonra aldığım kablo o kadar hızlı şarj etmiyor. Onun yarısı hızında şarj ediyor. Peki ya da şarj ediyor. Hani bazen eleştiriyorsunuz beni. Şarj değil şarj. Her neyse. Tamam, şarj olsun. Ben de dilime alıştırayım. Şunu diyeceğim sevgili arkadaşlar. Bunu denetleyen bir mekanizma yok mu yani devlet? Bunları denetlemiyor mu? Adam oraya 2.1 amper yazıyor. Tabi devlet her şeyi nasıl denetlesin diyebilirsiniz ama şu var, onu biliyorum. Amerika'da diyelim ki bir ürün satılıyor ve o üründe yazan şey doğru değil. Adamlar dava açıyorlarmış, misli para alıyorlarmış. O yüzden de ya da şikayet ediliyormuş. Şikayetin sonunda çok büyük cezalarla karşı karşıya kalabiliyormuş firmalar. O yüzden dürüst oluyorlar. Yani yoksa öyle içlerinden geldiği için değil. Peki bizde tamamen serbest piyasa ekonomisi bence. Ne yediğimiz gıdadaki tarım ilacının ne kadar kullanıldığı test ediliyor, ne de ürünün içerisinde yazan, yani üzerinde yazan şeyler gerçek mi, bunlara bakılıyor. Ben bu şekilde düşünüyorum. Çünkü duyuyoruz, Rusya'ya giden domatesler iade edildi, Türkiye'ye deniliyor. Ben onu biliyorum. Rusya'ya sık sık gittiğim için Rusya'da bu ülkenin en kaliteli meyveleri, sebzeleri satılıyor sevgili arkadaşlar. Benim hayatımda yiyemediğim kalitedeki, bakın çocukluğumda yediğim kalitedeki domates Rusya'da satılıyor. Çünkü üretici diyor ki ben bu domatesi ülkemin halkına kilosu 15 liradan satamam. Mümkün değil. Ya da 10 liradan satamam, almazlar diyor. Ve en kaliteli domatesler Türkiye'den gidiyor Rusya'ya. Rusya'da adamların parası var, alım gücü var. Alıyorlar rahat rahat, bizim yiyemediğimiz domatesi orada yiyorlar. Yani adamlar bakın denetliyor, diyor ki senin diyor bu domatesinde diyor bilmem ne sineği var diyor. Domatesi iade ediyor. Peki bizim aldığımız, marketten aldığımız sinek, domateste o sinek var mı? Ya da o iade sebepleri bizim yediğimiz domateslerde de olabilir mi? Bunlar test ediliyor mu sizce? Ya da tüketiciye sunulmadan önce bir sebzedeki, meyvedeki ne kadar pestisit, tarım ilacı var, bunlar test ediliyor mu? Ya da tarlaya atılan zehir test ediliyor mu? Bakın edilmiyor arkadaşlar bence. Sadece tavsiye ediliyormuş. Ben gittim, tarımla uğraşan kişilere sordum. Dedim ki sen ürününü korumak için hani bir tane bir böcek bir tane ürününü yemesin diye istediğin kadar tarım ilacı atabilir misin tarlana dedim. Atarım ama dedi hani Tarım Bakanlığı'nın önerdiği dedi bir zehir miktarı var. O kadar atıyorum. Fazla da atmıyorum. Fazlasına lüzum da yok. Ürünüm hani daha fazla koruyor değil diyor. Yettiği kadar atıyorum diyor. Ama bakın bu ilaçları biz yemeklerden, meyvelerden, sebzelerden arındıramıyoruz. Konu bambaşka yerlere gitti ama nasılsa benim kanalımın kategorisi vlog. Arındıramayınca da ne oluyor? Benim işte 35 yaşındaki arkadaşım kanser oldu, öldü ve kanserini de çok geç aşamada, son aşamada öğrendi. Neden arkadaşlar? Bence bu Türkiye'de yaşam süresinin bu kadar kısa olmasının en temel nedenlerinden biri de organik yaşamamamız, organik beslenmememiz, her şeyin ticari kaygılarla yapılması. Yani üretici bunu 2.1 amper yazsın arkadaş, salla. Kazanırsa kazansın. Tüketici beğenmezse, onun doğru ürün satmadığını düşünürse zaten almaz, o üretici de batar diyorlar. Yani şimdi biz bunu, o markayı ben biliyorum ki 2.1 amper yazsa da 1 amperlik kablo üretiyor, bir dahaki sefer almayacağım. Kardeşim ben bir kez çarpıldım bu üreticiye, yani bunu gideceğim de iade mi edeceğim 10 liralık 12 liralık ürün? Şimdi onunla da uğraşamıyorsun. Diyor ki orada kasiyer diyebilir ki bu çalışıyor arkadaşlar. Al çalışıyor işte, onu mu ölçtün der diyebilir yani. Ya da uğraşmak istemiyoruz 12 liralık ürünle ama ne oluyor, bir kez zarar görüyoruz. Keşke bu bakanlıktan onaylar ya da nereden alınıyorsa daha bir özenli olsa ki bizim bu kadar zor kazandığımız ve vergiler kesilen maaşımız bu şekilde çarçur olmasa. Şimdi umarım bunun üzerinde 2.1 amper yazıyor ya. Gerçekten 2.1 amperlik güç verir. Ama bakın şimdi onu da tam test edemeyeceğim. Neden? Çünkü 2.1 amper diye aldığım kabloların hiçbiri 2.1 amperlik elektrik enerjisi göndermiyor. Bir tane benim şarj aletim var. O şarj aletim gerçekten güzel, orijinal Samsung bir şarj aleti ve bu 2.1 amper gerçekten veriyor. Hızlı şarj ediyor benim tabletlerimi, işte gimbalımı, hani kamera dengeleyici var ya, o USB-C ile şarj oluyor. Gerçekten hızlıca şarj olabilmesi gerekiyor. Mesela bu gerçekten hızlı bir adaptör. Şimdi bununla karşılaştıracağım. Bunun sonuçlarını, en azından bunu karşılaştırın. Bakın bu gerçekten 2.1 amper olduğuna inandığım Samsung şarj aleti. Bu da Piranha 2.1 şarj aleti. İkisi de 2.1 amper enerji gönderemeyebilir cep telefonuma. Çünkü kablolarım da gidip de herhalde pahalısını almam gerekiyor belki de. Çünkü marketlerde 2.1 amper diye satılan kablolardan birini kullanacağım. Yani eğer ki düşük çıkarsa, yani 1 amperler seviyelerinde güç gönderiyorsa da suçlamayalım. Ne bunu ne de Samsung şarj aletini, bilelim ki kablodan. Ama şunu karşılaştırıyoruz. İkisi de gerçekten, yani bu gerçekten Samsung 2.1 amperi yakalayabiliyor mu? Hız olarak. Evet, videomun ilerleyen kısımlarında bunu izleyeceğiz. Videomu faydalı bulduysanız beğeni tıklamayı unutmayın. Kanalıma da abone olun. Böyle söyleşi yapıyorum ara sıra kanalımda. Saçma sapan videolarla yeniden karşılaşmak üzere. Sevgiler, bay bay. Şimdi arkadaşlar ürünümüz bu. Kutudan çıkardım. Yan tarafında şöyle bir tuş var. Buna basınca göya şu çocuk koruması açılacak. Ama ilgisi yok. Prize takar takmaz, yani şöyle prizi takar takmaz takılıyor. Çocuk korumasını açmak için bu tuşa basılı tutarken prizi takmak gerekmiyor. Ama çıkarken, hani çıkartırken o tuşa basılı tutarsanız daha mı rahat çıkıyor? Yok değil. Arkadaşlar ürünümüz bu. Elimde tutuyorum ve böyle gayet plastik, sert plastik, dandik bir yapısı var. Üretici kusura bakmasın. Böyle keskin hatları olan, kalitesizliği hissedilen bir ürün ama bakalım, umarım sonuçlar iyi olur. Şunu söyleyeyim, çocuk koruması var ya, çocuk koruması olunca ne olur? Prize sokamamak gerekir. Bu yandaki kırmızı tuşa basılı tutarken mesela prizin takılabiliyor olması gerekir ama kırmızıya basmasam bile priz takılabiliyor fişe, gördüğünüz gibi. çocuk koruması çalışıyor diyemeyiz. Bakalım şimdi cep telefonumuzun ölçümüne. Normalde cep telefonumuz ne kadar amper tüketiyormuş? 380 miliamper tüketiyor. 330, 290, 280. Yani minimum 280 miliamper, maksimum 380 miliamper tükettiği görülüyor. Tamam. Şimdi görüyorsunuz 290 miliamperler tüketirken herhangi bir USB'ye takalım. Öncelikle bu Samsung'a takalım. Sonuç ne olacak bakalım. Samsung girişini taktığımızda ölçüm değişiyor. Şimdi bakalım maksimum kaç miliamper gönderebiliyor şarj aleti. 210, 290 oldu. 380 miliamper. Gördüğünüz gibi Samsung şarj aleti 450 miliamper gönderiyor şu anda. Daha da artar bu sanırım değer. Evet, 460 miliamper enerji gönderiyor Samsung şarj aleti. Bakalım USB girişi ne kadar gönderiyor? Takalım USB girişlerinden birine. Dokunuyorum ki cep telefonu kapanmasın. 930 miliamper, 940 miliamper, 960 miliamper. Evet, Piranha şarj aleti görüyorsunuz. 980 miliamper enerji gönderiyor. 990 miliamper. Gerçekten iyi bir değer. Demek ki Samsung şarj aletinden çok daha güçlü bir enerji gönderebiliyor Piranha şarj aleti. Evet. Şimdi USB 2'ye takalım. Bakalım ne olacak sonuç. Yine 980 miliamper, 1000 miliamper, 1010 miliamper. Çok iyi değerler sevgili arkadaşlar. Benim en hızlı şarj eden şarj aletimden daha hızlı şarj ettiğini görüyoruz. 1080 miliamper, 1100 miliampere çıktı USB 2'de. Tamam. USB 3'e takalım. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. USB 3'te ne oluyor? Yeniden ölçüyor. 960 miliamper, 1000 miliamper, 1030 miliamper, 1070. Yürü be oğlum. 1110 miliamper. Evet. Demek ki en alttaki USB girişi 1120 miliamper. Bas gaza. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 1110 miliamperlere kadar çıkıyor. Yani demek ki Samsung şarj aletinden bile daha güçlü enerji gönderiyor. Yaklaşık 2 katı enerji gönderiyor ki Samsung şarj aleti 2.1 miliamperlik bir şarj aleti şu elimdeki. Orijinal bir şarj aleti. Evet. Peki hızlı şarj etmenin zararları olabiliyor mu? Evet, olabiliyor sevgili arkadaşlar. Pilin arıza vermesine uzun süreli kullanımda neden olabiliyor hızlı şarj ve hızlı deşarj. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar, 3 cihaz taktım. 640 miliamper gücünde enerji göndermeye devam ediyor. Hangi cihazlar var? 20.000 miliamperlik bu Xiaomi'nin bataryasını taktım. Bunu şarj ediyor bir yandan. Ayrıca Samsung tableti taktım. Bu ikisini şarj ederken gördüğünüz gibi cep telefonuna da 620 miliamperlik güç gönderebiliyor. Eğer ki bir tanesini çıkartırsam, mesela tableti çıkartalım. Şimdi tableti söktük şarjdan ve bakalım güç nereye çıkacak. Şimdi bakın, tableti söktüm. Sadece 2 cihaz şarj oluyor. Batarya 20.000 mAh'lık bataryayla cep telefonu şarj oluyor. 950 miliamper enerji çekiyor cep telefonu şu anda. Yani tableti de şarj edebiliyoruz. Pili de, power bank'i de şarj edebiliyoruz. Cep telefonunu da. Ama üçünü birden şarj edersek biraz enerji düşüyor. Bakın gördüğünüz gibi tableti taktığım zaman enerji 640 miliamperlere geriliyor. Üçü de full şarj olmaya başlarsa. Bir daha takalım. Bakın. Şimdi bakın düşecek sanırım. Çünkü şimdi tablet de şarj olmaya başladı. Bakın 800 mAh'e düştü. 740. 710 mAh. 720 mAh. Evet, bu seviyelere geriledi gördüğünüz gibi. Ama bu seviyeler bile bence gayet iyi seviyeler. Peki videomu faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Şöyle beğen işareti yapayım. Sevgiler. Bay bay.